Evet, yine Honda standındayız. Burada pek çok izleyicimizden gelen istek üzerine 500X'i çekiyorum. 500X, Honda 500X biliyorsunuz Türkiye'ye gelmiyor. 2 silindirli paralel 48 beygirlik bir motoru var. Arkadaşlar yakından bakınca bu özellikle beyaz versiyonu gerçekten çok müthiş olmuş. Önde LED farı var. Bu LED farı tutunca telefonun ışığı şaşıyor. O yüzden çok fazla tutmak istemiyorum. Bu motorun özelliği ne? Bizim ülkemize satılan ve o geldiği için bu gelmiyor denilen NC750X'ten farklı olarak acayip cüsseli duruyor. Yani bu selenin büyüklüğü, gördüğünüz gibi şuradaki selenin, ondan sonra deponun yüksekliği NC750X'e göre çok daha gösterişli açıkçası. Ama motor gücü düşük. Yani bu 48 beygir A2 ehliyete uygun. NC750X biraz daha güçlü biliyorsunuz, 55 beygirlerde falan. Göstergesi böyle. Buna aksesuar olarak sanırım sis farı takılmış. El kısıtma var. Bu Touring versiyonu olabilir. Buradan aktive ediliyor. Korna yine burada. Ve burada da bildiğiniz Honda kumandaları var. Önde tek disk fren. NC750X'ten farklı olarak, tabii böyle gösterişli olmasının bir başka sebebi de ön tekerleğin 19 inç olması. Arka 17 ama ön 19 inç. Dolayısıyla koruma demirleri falan acayip görünüyor gördüğünüz gibi. Burada bir de kırmızısı var. Şöyle göstereyim. Aralardan geçerek. Evet, bu da kırmızısı. Şöyle. Böyle bir şekle sahip. Hemen karşılaştırma için yanında, şöyle göstereyim, pardon. Yanında NC750X var. Tabii bu da bir tercih sebebi. Sonuçta sele bunda daha alçak, daha rahat kontrol edilebilir bir durum var. Motor gördüğünüz gibi bunun otomatik versiyonu da var. Sonuçta 500X'in otomatik versiyonu yok. Ve bildiğiniz üzere Honda NC750X serisinde dünya genelinde %80'e varan otomatik satışlarını gerçekleştiriyor şu anda. Ve bu giderek %100'e doğru yükselecek sanırız. Bu motorun bir diğer avantajı bildiğiniz gibi NC750X'in, gerçi bunu teknik adaptmaya gerek yok ama bu hemen sahte depo, sahte ön kısmının içindeki kask bölmesi. Buraya başka şeyler de koyabiliyorsunuz. Ve bunundaki görsel durumda böyle, bu şekilde. Ama bunun ön kısmı, şu kısmı ötekine geçtiğimizde bayağı alçak kalıyor buna göre. Bu 500X'in silüetine göre bayağı alçak kalıyor. Demin gördüğümüz beyaz olan biraz tur için hazırlanmış versiyonu. Cam falan siyahtı. Bunda cam beyaz. Koruma demirleri yok. Aksesuarlar yok ve çıplak hali. Biraz daha geri çekebilirsem. Böyle bu şekilde. Evet, burada başında pek kimse olmayan, herkes Afrika tipinin başında. Hiç değilse burada motorları görebiliyoruz. Şu anda sadece geçiş olduğu için başı kalabalık. Cross Tourer X var. Ben öyle dedim diye birdenbire popüler hale geldi. Demin bomboştu. Arkasında da Cross Tourer var. Evet. Şimdi bakacağım, gideceğim. Şunu egzozumu da göstereyim. Bir izleyicimiz sormuş. Honda standında XADV'nin 150'liği var mı diyor. O burası için mi üretilmiş, yani Avrupa'ya ve dolayısıyla Türkiye'ye gelecek mi, ona bir gidip bakmam lazım. 500X'lerde durum böyle şimdilik.